Herkese merhabalar arkadaşlar. Türk bayrağının peşindeyiz. Bugün sizlerle beraber Türkiye-Portekiz maçına gideceğiz. Şu anda Düsseldorf'tayız. Düsseldorf'tan az sonra trene binip Dortmund şehrine akın edeceğiz. Binlerce Türk, on binlerce Türk, hatta yüz binlerce Türk şu anda Dortmund'a akın ediyor. Bugün Dortmund stadını, Westfalen'i yine kırmızı beyaza boyayacağız. Yine orayı 81 ilimize, Türkiye'ye, hatta Türkiye'de yaşayan herkesin bulunduğu yere çevireceğiz. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon veya herhangi bir takım yok. Bugün sadece milli armağan var, milli forma var ve milli bayrak var. Bugün milli mesele için gidiyoruz. Bugün takımcılık yapmak yok. O yüzden hepinizden beğeni bekliyorum. Biz normalde armanın peşindeydik ama bu Avrupa Şampiyonası boyunca Türk bayrağının peşinde olarak değiştiriyoruz ismimizi. O yüzden sizlerden de Türk bayrağının peşinde insanlar olarak, vatandaşlarımız olarak sizlerden beğeni, yorum ve abone olmanızı istiyorum. Sponsorumuz Golvar'ın katkılarıyla Türkiye Portekiz Dortmund Avrupa Şampiyonası vlog başlıyor. İyi seyirler. İnşallah galip geleceğimiz bir maç olur. İşte tüm ülkelerin bayrakları burada çiziliyor. Ama tabii ki Türk bayrağımız yere değil, bayrak olarak konuyor. Burada Düsseldorf'tayız. Kendi maçımızı beklerken İngiltere Danimarka maçındayız. Fan zondayız ve görüyorsunuz fan zonda bile muhteşem bir kalabalık var. Danimarka İngiltere maçı izleniyor burada. Muhteşem. Şu anda Düsseldorf'tayız. Düsseldorf'ta bir taksiye rastladık. Plakasını görüyorsunuz. GS 1905. Gerçekten özel bir plaka. Düsseldorf'ta olmasına rağmen ve abi de tanışacağız birazdan. Abi kaç yıldır burada yaşıyorsun? Plakanı nasıl aldın? Nasıl o gerçekleşti? Bu biraz bize hikayeden bahset ve Galatasaray sevgisinden de bahsedebilirsin. Ben bize 13 yaşında geldim. 13 yaşında geldim. Galatasaray sevgisi doğuştan babamla. Anamla sevişirken bile 60 sene zehirli, güzel sene. Vallahi ne diyeyim, değişik bir his. Aklımda her zaman vardı da bu ticari taksi olduğu için kimseye de söyleyemiyorum. Alacağım, özelime bu sefer kaybederim diyorum. En sonunda bu ticari taksi meselesine aldım. Ve istediklerim oldu. Yani 83-88 yılından bu yana bende. Ve bu plaka Adnan Bey, Adnan Polat'ı başkanım gördü. Gürleşen Kara Hasan Bey'i gördü. Alp Yanman Bey'i gördü. Ve bugün en büyük imparatorum Fatih Terim'i, Mustafa Denizli hocamı, çok beyefendi bir insan olur. Çoğunu gördü yani. Hele o Monaco maçı öncesi. Dortmund'da oynanan maçtı galiba. Monaco şeyde yok. Köln'de evet. Onu bütün kadro. Bunun içinde büyük savaşçı Rambo. Rambo selam olsun sana be. Büyük abiydi. Yusuf. Tanju'suna yani bütün hepsi gördü. Yani burada yaşıyorsun uzun yıllardır. Galatasaray maçlarına nasıl takip ediyorsun? Yani maçlara gelebiliyor musun? Ya ben her yere Galatasaray maçlarına gidiyordum. Paris'e, Neuchâtel'e hepsine gittim. Fakat şimdi ben elimi oğluma verdim Kore'ye. Ben kendim artık evde rahatça koyuyorum bizim internasyonel şeyimizi, ayranımızı. Ayranımı içip keyfime bakıyorum. Sağ olasın. Çok memnun oldum. Ya ben memnun oldum. Estağfurullah, Galatasaray için canımızsın. Hepimiz armanın peşindeyiz. Hepimiz armanın peşindeyiz. Hepimiz. 1993-94 senesi taraftarların oluşturduğu ceket. Şampiyonlar Ligi maçlarına giyilmek için. Onlar da bizler gibi maça gitmek için hazır. Şu anda Dortmund'a doğru trendeyiz. Abi neler düşünüyorsunuz? Portekiz maçı nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kesinlikle kazanmalıyız. Aynı geçen maç gibi 3-1 alacağız inşallah.
Abi sen neler düşünüyorsun? Vallahi realist olmak lazım. Zor geçecek ama yani inşallah alırız diyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Bu arkadaş negatif enerji veriyor. Ben diyorum 3-0. 3-0. Aynen. 22 ruhuyla yeniden buralardayız, sahalardayız ve inşallah kazanacağız. Gruplardan birinci olarak çıkacağız. İnşallah. Abi şapka Yeniçeri için herhalde o duyguyu yaşatmak istedim. Neler düşünüyorsun? Nereden buldun abi? Vallahi 20 seneden beri bende var. Bu özel bir yapım. Milli maçları hiç kaçırmıyorum. Yani hepsinde de bu Yeniçeri şapkasını takıyorum. İlgi de görüyor yani. Çok İnşallah. Güzel. Sağ ol. İşte Ronaldo fanları. Portekizliler. Şu anda Dortmund'da Türkiye ürünlerinin satıldığı yerdeyiz. Çok da ürün kalmadı. Gurbetçi tüpler buradaki ürünlerin hepsini tüketti. Görüyorsunuz sırayı. Bir saattir sırada bekleyenler var. Bugün de beyaz formayla sahadayız. Plakaları göstermek zorundayım. Nerede olduğumuzu görün diye. Çünkü az sonra göstereceğim görüntülerle sen Almanya'ya gitmedin diyebilirsiniz arkadaşlar. Burası Taksim Meydanı değil. Burası Dortmund Meydanı. Burası Dortmund. Thank you.
İşte kırmızı duvar. Muhteşem bir atmosfer. Oh!
Ayıp ettin Ronaldo. Bir resim çekilmedin adamla. Maalesef Portekiz'e 3-0 kaybettik. Benim için turnuvanın sonu tabii ki. İki maç için gelmiştik Avrupa Şampiyonası'na, Almanya'ya. Bir galibiyeti gördük. Maalesef bir mağlubiyet yaşadık. Şimdi Çek Cumhuriyeti maçı olacak. Babam burada olacak ama ben maalesef İstanbul'a döneceğim. Bizi izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biz Türk armasının peşinde olacağız turnuva boyunca, nereye kadar gidersek. Belki ilerleyen turlarda tekrardan Almanya'ya geleceğiz ama şimdilik armanın peşinde eden Avrupa Şampiyonası'ndan bu kadar. Tekrardan iyi izlemeler. Hoşçakalın.